Yalan! Hepsi yalan! Diğer kutayı getirin. Alplerim onu yakaladı. Yoldalar. Her şeyi bülbül gibi anlattı. Birazdan buraya gelecek. Kendi kulağınıza duyacaksınız. Oğlun vakti geldiğinde Argun Ağa'nı öldüreceğim dedi. O vakit aralarında bir işbirliği olduğunu anladım. Suçu kardeşim Osman'a yıkıp kanlı ellerini berrak suyumuzda yıkayacaktı. Sonra da senin yerine geçecekti. Her şeyi berbat ettiniz. İkinizi de keberteceğim. Affet beni baba. Baba ne olur affet beni baba. Ben hata yaptım. Hata yaptım baba. Affet beni. Baba ne olur affet. Baba affet beni. Hata yaptım baba affet beni. Affet beni baba. Baba ne olur affet. Baba affet ne olur affet beni. Savcı Bey'i bulmadan dönmez dediydim. Osman Bey canından çok sevdiği kardeşini almadan gelmek yakışır mı Ahmet'im? İkisi birlik olup bizi bu beladan da kurtaracaklar. Osman Bey'im için bana kızdıydın. Dilimi koparacaktın Azal Hatun. Hatunlar... Gayri birlik olma vaktidir. Bu meseleyi uzatmayasınız. Tanrı'ya şükür ki beylerimiz sağ salim döndüler. Şimdi bu beladan kurtulma vakti. Etmeyin. Kusura kalmayasın kızım. Tabii Osman Bey Savcı Bey'imi alıp gelmeyeydi. Önce hain! Geyhatu'yu öldürmek istermiş! Geyhatu onu öldürdü! Cezasını kendi vererek şerefini kurtardı!
Götürün onu. Osman Bey'im, Savcı Bey'im, obamızı kurtardı. İki yiğit kardeş, aynı yola baş koydular. Onların destanı dağlara taşlara kazınacak. Demek Yerkutay'ı yakalamadın. Oğulsuz adını yem olarak kullandın ha? Yerkutay'ın seni kandırdığını anladım. Bu işin içinde olduğu belliydi. Zeki adam sen. Osman. Yerkutay'ı bulduğunda arkasındakilerin de kim olduğunu öğreneceksin. O vakit onların hesabını görmem için bana izin veresin Gayacığım. İlk öğrenen sen olacaksın. Artık azatsınız. Ertuğrul Bey'e selam edin. Onun görkli evlatları ulu bir dağ gibi kalacak bu topraklarda. Bunu gördüm. Aslan. Bir huzursuzluk, itaatsizlik olursa onun bedelini sana ödeyeceğim.